Onunla bağlantılı tabii bir de katarak cerrahisi var. Kataraktın ne olduğundan kısaca bahsedip tedavilerini anlatabilir misiniz? Gözümüzün içinde, yani bu mükemmelliği anlattığımızda, ışıklar geldiğinde aynı sizin kameralarda olduğu gibi merceklerimiz var. Mercek gelen ışığı bir yere odaklıyor. Ama sizin mercekleriniz ileri gidip geri gelerek odaklıyor. Allah'ın yarattığı mercek öyle değil. Merceğin yarı çapı değişiyor. Maşallah. Yarı çapı değişince akomodasyon yapıyor. Yakındaki cisimleri görüyor. Gevşerse uzaktaki cisimleri görüyor. Bu gözümüzün içindeki mercek elastik bir mercek. Yani sabit bir kırma indeksi yok. İşte uzakta başka, yakında başka değişebiliyor. Bu yaşlanmaya başladıkça bu gözümüzün içindeki merceğin kasılma yeteneği azalıyor. Azalınca işte yakını görememeye başlıyoruz. Presbiyopi dediğimiz yakın bozukluğu başlıyor. Bunun içindeki hücreler yavaş yavaş bozulmaya da başlarsa, bu Afrika'daki katarak ameliyatlarına falan gördüğümüz, genellikle orada güneş ışınlarına ve beslenmeye bağlı olarak 40 yaşından sonraki insanların çoğu hepsinde neredeyse katarak var. Ama Türkiye'deki gibi daha orta kuşaktaki, iklim olarak kuşaktaki de insan bölgelerde de 60 yaşı civarında katarak başlıyor. Ama bebeklerde de katarak gözükebiliyor, genç yaşlarda da gözüküyor. Bu daha düşük oranda gözüküyor. Bu katarak gelince gözün içindeki merceğin saydamlığını yitirdiği için gözümüzü bölersek, şu gözümüzün içinde iris dediğimiz küçülüp büyüyen Evet. tabakamızın arkasında bir merceğimiz var. Ve merceğimizin etrafında da zonil dediğimiz lifler tarafından asılmış. Yani mercek sabit değil çünkü esniyor, gevşiyor, Tabii. esniyor, gevşiyor. Bu liflerin görevi de o. Bu saydamlığını yitirse buzlu cam gibi olmaya başlıyor. Gelen ışınlar içeriye giremiyor. Ve işte hastanın gözünü ak ger diyor. Basit olarak lambayla Evet. dışarıdan baktığınızda da göz bebeğini siyah gördüğümüz insanlarda beyaz görüyoruz. İşte ak geldi dedikleri o, katarak dedikleri bu. Eskiden bu bizim bugünkü foko teknolojisi gelişmeden evvel insanlar Anadolu'da Osmanlı zamanında bir kalem gibi bir kırlangıç dedikleri bir aletle hızlı şekilde göze vurulurdu. Gözün içindeki mercek vitreosun içine düşürülünce tamamen hastanın görmesi açılırdı. Fakat bir süre sonra bu hastaların bazılarında vitreosta reaksiyon geliştiği için hasta bir süre sonra da kör oluyordu. Evet. Katarak dediğimiz hadise merceğin saydamlığının yitirmesi. Katarak cerrahisinde başarı oranı nelerdir? Lazer ameliyatlarıyla kıyaslandığında. Yani katarak cerrahisinde başarı oranı %95'in üzerindedir. %5 hastada hastanın katarağındaki anatomik yapı ile alakalı veya cerrahideki aletin aksaması ile alakalı veya doktordaki bir aksama ile alakalı problemler çıkabilir. İşte bu problemler arka zarın açıldığında gözün akının öne doğru gelmesidir. Vitre diyoruz. Bu öne doğru geldiğinde oradaki anatomik yapıları bozuyor. Arkadaki hemodinamik dengeleri bozuyor. Ona bağlı da bir süre sonra dekolman gelişebiliyor. Bu oran %5 civarındadır. Ama aletler geliştikçe, cerrahların pratikleri geliştikçe bu oran daha da gittikçe düşmüştür. Evet.